YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Yollar kapalı. Çalışsa da gidemez. Mete, kızakla kayalım mı? Canım istemiyor. Mete, niye üzgünsün? Mısır ekmeği bitmiş. Evet, bizde de bitmiş. Üzülme Mete, fırına gider alırız. Fırında da kalmamış. Köyde hiç ekmek yok. Ama neden? Yollar kapalı. Babam mısırlarını fırına götürememiş. Biz götürelim. Ama bizim arabamız yok ki. Kızağımız var. Çok güzel fikir. Hemen değirmene gidip babama söyleyelim. Hadi kızaklara binelim. Daha hızlı gideriz. Nilo'ya bak, mısır unu. Hasan amca, bunlar nereden geliyor? Mısır tarlasından geliyor. Mısırları değirmende öğütüp un yapıyoruz. Baba, evde hiç ekmek kalmamış. Fırında da yok. Biliyorum oğlum. Yollar kapalı. Unları fırına götüremedim. Hasan amca, unları biz götürebiliriz. Evet, bizim kızağımız her yere gidiyor. Unları biz taşıyabiliriz. Aferin çocuklar. Çok güzel düşünmüşsünüz. Baba, bütün onları ver. Hepsini götürelim. Hepsini taşıyamazsınız. Bu kadar yeter. Fırına gidiyoruz. Dikkatli olun. Yağmurla büyür mısır, güneşle olgunlaşır. Yağmurla büyür mısır, güneşle olgunlaşır. Artık vakti gelince teker teker toplanır. Teker teker toplanır. Artık vakti gelince teker teker toplanır. Teker teker toplanır. Mısırlar değirmende öğütülür, un olur. Mısırlar değirmende kalmamıştı. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Mine. Sonra görüşürüz. Güle güle. Tüm köye mısır ekmeğini dağıttık. Birer ekmek de bize kaldı. Evet, bir de bu ekmek kaldı. Ekmek nefis. Mete, azıcık bize de bırak.
tanecikmiş. Al bakalım. Afiyet olsun minik kuş. YouTube sayfama üye olmak için tıklayın. İftar. Anne, ne zaman iftar olacak? Top patlayınca. Hı? Top mu? Evet kızım, top. Top patlayınca. Top patlayınca. Top patlayınca. Top patlayınca. Neden? Kim görmesin? Büyükler Metin, büyükler. Büyükler mi? Evet, görürlerse patlatırlar. Ama neden? Büyükler iftar zamanı top patlatıyorlarmış. Ya! Ama benim topumu patlatırlarsa ben çok üzülürüm. Sadece sen mi? Ben de üzülürüm. Bütün çocuklar üzülür. E peki ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Topumu saklamam lazım. Benim de. Buldum. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne geldi? Hemen söyle. Bütün köyü dolaşacağız. Tüm çocuklarla konuşacağız. Onları anlatacağız. Topları saklayacağız. Yaşasın. Harika bir fikir. Hadi hemen gidelim. Mahalleye inelim. Herkese söyleyelim. Topları gizleyelim. Neden? Saklamak için abi. Saklamak mı? Ama neden? Abi, çabuk olmamız gerekiyor. Yoksa toplarımızı patlatacaklar. Kim patlatacak topları Nilo'ya? Büyükler. Haydi ama yardım et. Bu topları bahçeye götürelim. İftara az kaldı. Benim eve dönmem lazım. Benim de. Haydi abi yardım et. Tamam tamam, ediyorum. Çocukların toplarını topladı. Neden? İftarda patlatmayın diye. Nil,
Polonya kızım, ben iftar topundan bahsetmiştim. Hiç çocukların topu patlatılır mı? Benim dediğim sadece bir ses. Biz ona top patlaması diyoruz. Ramazan topu. Benim iyi yürekli yavrum, kimsenin topu patlamasın diye bütün topları toplamış mı? Sadece önlem almak istemiştim. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Basketbol. Abi bak, ne güzel. Basketbol potası, yeni yaptılar. Basketbol! Ben basketbol oynamayı çok severim. Sen basketbol oynamayı biliyor musun ki? Biliyorum tabii. Bak. Aa. Şimdi nasıl basket yapacağım? Basket! Olmadı. Ama neden oynayamıyorum? Çünkü bu futbol topu, basketbol topu değil. Evet, bu futbol topu. Ama bizim basketbol topumuz yok ki. Metin'in var ama. Bak, basketbol topu. Hadi basketbol oynayalım. Olmaz. Olmaz mı? Ama neden? Çünkü futbol oynayacağız. Bu topla futbol oynanmaz Mete. Çok istiyorsan bizimkiyle oynayabilirsin. Yok. Futbol oynamak istiyorum ben, futbol. Hem de bu yeni topla oynamak istiyorum. Ama o topla olmuyor işte. Sen bize topunu ver, basketbol oynayalım. Biz sana bizimkini verelim, sen de futbol oyna. Yok, olmaz. Topumu vermem. Maç yapacağım ben. Bir fikrim var. Önce futbol oynayalım, sonra basketbol. Olur mu? O zaman olur. Madem öyle istiyorsunuz, başlayalım. Yaptın. Bu topla çok güzel basket atılıyor. Ama gol olmuyor Mete. Bak ayağın nasıl acıdı. Of, evet, bu topla maç yapılmıyor. Toplarımızı neden paylaşmıyoruz? Senin topunla basketbol oynayayım. Bizim topumuzla da futbol. He? Olur mu? Olur. Oynayalım o zaman. Hadi basketbol oynayalım. Tamam, oynayalım. Ama senin topunla oynayacağız. Oynamaya başladık bile. Abi, hadi koş.
Atla. Hadi. Hadi. Yakala. Hadi Milo'ya. Basket attım, basket. Çok iyiydi. Aferin sana. İşte böyle. İşte bu, işte bu. Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Halı. Çok değişik bir halı. Rengarenk. Laleler. Mutlu insanlar. Halı çok güzel değil mi dede? Evet, çok güzel. Bu halıyı annen dokudu. Annem mi? Ne güzel resimler yapmış annem. O resimde annenin bir hayali, bir dileği gizli. Biliyor musun? Eskiden genç kızlar hayallerini halıya dokurlardı. Annemin bir dileği mi varmış? Neymiş dede, neymiş? Bilmiyorum kızım. Anne! Anneciğim, bu halıyı çok güzel dokunmuşsun. Çok beğendim. Sağ ol kızım. Halıdaki dileğin ne anne? Dileğim mi? Evet, bir dileğim varmış. Dedem söyledi. Halıya dokunmuşsun dileğine. Deden doğru söylemiş. Ama halıdaki dileğimi söylemem. Sen bul bakalım dileğim neymiş. Demek benim bulmamı istiyorsun. Hı hı. Tamam. Ama ben de halıda okuyacağım. Aferin benim torunuma. Ben sana güzel bir halı tezgahı hazırlayayım. Hı? Ben de dokumana yardımcı olurum. Harika. Halı dokuyacağım bugün. Annemin dileğini de bulacağım. İşte ben de halı dokuyorum. Bu desenler benim hayallerim. Artık ben de halı dokuyorum. Bu desenler benim sevdiklerim. Annemin de bir halısı varmış. Dileğini desenlerle yazmış. Annemin de hayalleri varmış. Düşlerini kızım. Ama halıdaki dileğim lale dedi. Çikolata değil, araba değil, ev değil, çiçek de değil. Yoksa başka bir şehir mi? Hayır, ben yaşadığım yerde mutluyum. Kesin biliyorum ne olduğunu. Ama aklıma gelmiyor işte. Ne acaba? Buldum! Dileğini buldum! Aa, Nilo'ya kızım, o ne? Sütlaç. Sütlaç mı? Evet anne, sen sütlacı çok seversin. Bak, üzerine fındıklardan mutlu yüz yaptım. Aynı halıdaki gibi. Teşekkür ederim Nilo'ya. Haklısın, sütlacı çok severim. Ama dileğim sütlaç değildi. Anne, vazgeçiyorum. Bulamadım ben senin dileğini. Dileğini bulamadım ama bak, sana çok güzel bir halı dokudum. Halıyı benim için mi dokudun? Evet, içine de ailemizi koydum. Bak,
Tospik de burada. Ben de dileğimi dokudum. Hepimiz birlikteyiz. Niloya, kızım, bu çok güzel. İşte şimdi halıya dokuduğum dilek gerçek oldu. Hı? Neydi ki dileğin? Sizin gibi tatlı, çalışkan ve başarılı evlatlar istemiştim. Canım annem. Canım yavrum. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Yeni araba. Senin de canın çok sıkılıyor değil mi Tospik? Her şey aynı. Hiç yeni bir şey yok. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Niloya. Hadi gel bizim bahçeye gidelim. Oyun oynayalım. Sizin bahçeye mi? Aha! Bir arabam olsaydı biner gelirdim bahçenize. Aa, bizim bahçe hemen şurası. Çok uzak değil ki. Çok uzak Mete, gelemem. Nasıl istersen Niloya. Oh, ne çok eşya var. Bunları ne yapayım baba? Şuraya koy oğlum. Yavaş, yavaş. Tamam, onu da yanına koy. Tospik, babamla dedem ne yapıyor orada? Belki eğlenceli bir şeyler vardır. Hadi gel bakalım. Baba, babacığım. Tatlı kızım benim. Dede, canım dedem. Canım yavrum benim. Dede, ne yapıyorsunuz böyle? Biz mi? Eski eşyaları düzenliyoruz. Aa, eski eşyaları sakladığımızı bilmiyordum. Belki bir işe yarar diye saklıyoruz kızım. Ne işe yarayabilir ki? İzle de gör. Bu tahta eski bir kapıya ait. Atmayıp değerlendirirsen... oturak olur. İşte bu çok eğlenceli. Baba, bu tekerlerden başka var mı? Var tabii. Ne yapacaksın ki? Yepyeni bir şey yapacağım. Bir tekerlek buldum. Babamın çocukluğundan. Tatlı bir sıra buldum. Dedemin anılarından. Aldım tüm parçaları, koyuldum işe. Çok güzel bir araba yaptım kendime. Düt 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 Mete arabama bak. Düt 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 Tospik gel senle bak. Haydi gelin arabaya, köyü gezelim. Canımızın istediği her yere gidelim. Düt 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 arabaya binelim. Düt 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 haydi gelin gezelim. Yeni, yepyeni bir araba. Aynı babamınki gibi. Düt düt. Çok yakıştı kızıma. Canım babam, canım dedem, çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Güle güle kullan tatlı kızım benim. Niloya, dikkatli kullan yavrum, olur mu? Arabaya bak. Nasıl oldu da geldin sen buralara kadar?
Bu arabayla her yere giderim. Araban çok güzelmiş Nilo'ya. Teşekkür ederim Mete. Babam ve dedemle birlikte yaptık. Hem de eski eşyalardan. Peki nereye gidiyoruz yeni arabanla? Nereyi istersen. Hadi o zaman Ay'a gidiyoruz. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Rüzgar Gülü. Hava ne kadar rüzgarlı. Ne işe yarar ki bu rüzgar? Hiç anlamam. Aa, bu da ne? Ne değişik bir çiçek. Sanki daha önce başka bir yerde görmüştüm. Çiçek değil bu. Yaprakları el işi kağıdından. Bunu kesin Mete yapmıştır. Evet, ben yaptım. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Rüzgar güllerini çok seviyorum. Yaprakları rüzgarın yönüne göre dönüyor. Bak, çok eğlenceli. Biliyor musun? Ben bu rüzgar gülünün annesini görmüştüm. Annesini mi? Nerede gördün? Şu tepenin ardında gördüm. Koskocamandı. Gövdesi ağaç gövdesi gibiydi. Kolları da vardı. Aynı bunun yaprakları gibi dönüyordu. Nilo'ya çok merak ettim. Gidip görelim mi? Olur. Hadi annelerimize haber verip gidelim. Hı. Canım anneciğim. Canım kızım. Mete ile birlikte tepeye gidebilir miyiz anne? Tepeye mi? Evet, tepeye. Ben de gitmek istiyorum. İyi o zaman. Abin de sizinle gelsin. Hep birlikte gidin. Nilo'ya. Annem denizini aldım. Hadi gidelim. Ben de geleceğim sizinle. Hadi o zaman gidelim. Rüzgar gelinin annesine gidiyoruz. Sen emin misin Rüzgar Gülü'nün annesini gördüğüne? Eminim abi, gerçekten gördüm. Kocamandı. Ah, bir an önce bulsak iyi olur. Karşımıza bir ayı çıkacak diye çok korkuyorum. Ne güzel işte. Arkadaş olurduk ayıyla. Korkmana gerek yok Mete. Evden çok uzakta değiliz. Bu bizim Sincap. Merhaba Sincap kardeş. Ne? Sincap mıymış? Baksana, o da bizim gibi geziye çıkmış. Seni küçük yaramaz, beni korkuttun. Mete, dur, koşma. Thank you.
Gerçekten çok büyükmüş. Evet, çünkü o rüzgar gülünün annesi. O bir yel değirmeni. Yel değirmeni mi? Evet, rüzgardan aldığı enerjiyle buğdayı un yapıyor. Rüzgar meğer ne çok işe yarıyormuş. Rüzgar gülünün annesi, rüzgar gülünün annesi. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Arı. Su çok güzel Tosbek. Hadi sen de elini yüzünü yıka. Tosbek, bak su çok güzel. Arı. Tosbek bak, arı geldi. Tosbek, korktun mu yoksa? Hı, haklısın. Arıların iğnesi var. Vız vız arı bize doğru geliyor. Kaçalım. Ay karnım da çok acıkmış. Gurul 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 diyor. Bal, bayılırım bala. Aferin benim kızıma. Ekmeğine sür diye. Taze yumurta da var. Nefis, nefis. Balını tereyağına sür böyle. Tereyağı. Bal. Hadi sütünü de iç. Nilaya'nın süt bıyığı var. Arı, bu arılar beni takip ediyor. Nilaya, korkmazsan, kımıldamazsan gider arı. Ah, gitti sonunda. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana da kızım. Afiyet olsun kızım. Nereye böyle? Şu arıyı takip etmeye. Onları izleme sırası bende. Nereye? Nilaya oraya. Peşindeyim arı kardeş. İşte seni yakaladım. Arı çiçekten bal aldı. Neden böyle yapıyorsun arı kardeş? Çiçeğin balını aldın. Gidiyor. Vız, takipteyim. Vız vız arı Nilaya takipte. Vız vız vız. Peşindeyim arı kardeş. Vız vız vız. Ne var ki bu ağaçta? Ne kadar garip bir şey. Aa. Vızları bal yapıyormuş. Vız 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 uçuyor arı. Nehirde, kırlarda, ormanda. Vız 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 çalışıyor arı. Bal yapıyor sana bana. Topraktan çiçeğe, çiçekten arıya. Toplar arılar hepsini kovanlara. Bal yapmayı sadece arılar bilir. Kovanlar bal
korkma. Yavaşça uzaklaşalım buradan. Merak etme abi. Bu arılar çok tatlılar. Bizim için bal yapıyorlar. Arılar olmasa o nefis balları nasıl yerdik? Neden korkacakmışım ki arılardan? Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Buz. Kocaman bir kar topu geliyor. Bana gelmedi ki. Bana da gelmedi. Nero ya, bu güzel kar topu senin için geliyor. Atamazsın ki. Bana attın Mete. Sıra bende. Bakalım bu kar topu kime gidecek? Nilo'ya mı yoksa Mete'ye mi? Bu şanslı topun sahibi Mete mi yoksa Nilo'ya mı? Mete mi Nilo'ya mı? Mete! Nilo'ya! Mete! Nilo'ya! Mete! Nilo'ya! Tam isabet. Ay kapıma geldi. Benimkine de geldi. Hadi nehre gidelim. Evet hadi nehre. Biraz orada oynayalım. Çocuklar. Nehir buz tuttu diye üstüne çıkmaya kalkışmayın. Buz kırılabilir. Çok tehlikeli. Olur anneciğim. Buz pisti gibi. Su akmıyor. Nehrin üstü buz tuttuğu için su akmıyor. Ama buzun altında su akmaya devam ediyor. Nehrin üstünde paten yapacağım, buz pateni. Nilo'ya, annemin dediğini unuttun mu? Nehir şimdi çok tehlikeli. Keşke tehlikeli olmasaydı. O zaman çok eğlenirdik değil mi abi? Evet Nilo'ya. Ah. Küçük sincap, sonunda kurtuldun.
Bir de annenin sözünden çıkma, olur mu? O ne diyorsa onu yap. Aynen Dilara gibi. Evet, benim gibi. Hadi kartopu oynamaya devam edelim. Ah, kafama geldi. Atamazsın ki. Bu da sana. Atamazsın ki. Ah, kafam. Kaçma, gel buraya. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Ha. Anne. Anneciğim, senin için çok güzel bir şiir hazırladım. Çok merak ettim Nilo'ya. Okusana şiirini. Evimize neşe katar, nefis yemekler yapar, mis gibi kokar. Benim annem, canım annem. Şiirimi beğendin mi anne? Beğendim kızım. Çok güzel olmuş. Nilo'ya. Yemekten sonra dişlerini fırçalamayı unuttun galiba. Hayır anne, unutmadım. Bugün çok işim var. Daha çok şiir çalışacağım. Herkese okuyacağım. Ama Nilo'ya, dişlerini fırçalamazsan ağzın kötü kokar. Dişlerin de çürür. Tospişim, senin için güzel bir şiir hazırladım. Bakalım beğenecek misin? Evini sırtında taşır. Herkesle yarışır. Hep o kazanır. Benim canım Tospişim. Tospiş, neredesin? Anladım. Şiirimdeki gibi yarışmaya gitti. Demek ki şiirimi çok beğendi. Keçi, dur sana da bir şiir okuyayım. Zıplaya zıplaya gider, otların üstünde gezer. Me, me diye öter. Benim canım keçicim. Keçi, şiirimi beğenmediysen değiştirebilirim. Keçi. Sen bilirsin. Şimdi sıra abimle Mete'de. Abi, Mete. Nilo'ya, hadi gel sen de oyna. Yakala. Abi, Mete, size çok güzel bir şiir hazırladım. Şiir mi? Ben şiiri çok severim. Ben de çok merak ettim Nilo'ya. Hadi söyle. Misket oynar, maç yapar. Topu hep ağaca kaçar, canım abim benim. Ne değişik bir koku. Çok sever kırmızı arabasını, kağıtlardan gemi yapmasını. Arkadaşım Mete, canım Mete. Boyayacağım galiba. Mete? Nilo'ya, şiirlerin çok güzel ama ağzında garip bir koku var. Ha? Şey, ben birkaç gündür dişlerimi fırçalamıyorum. Kötü mü kokuyor? Nilo'ya çok kötü kokuyor. Dişlerini fırçalamalısın. Çok özür dilerim. Hemen dişlerimi fırçalamaya gidiyorum. Temiz kokmak istiyorsan bir aşığı bir yukarı. Fırçala, 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 fırçala. Temizle dişlerini her yemekten sonra. Sağlıklı olmak istiyorsan fırçala, 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 fırçala. Temizle dişlerini. Fırçala, 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 fırçala dişlerini. Temizle dişlerini. Ben geldim. Sizlere çok güzel bir şiir hazırladım. Nilo'ya dur, yapma. Thank you.
Ha? Kokmuyor. Korkmayın, korkmayın. Ben artık dişlerimi fırçalıyorum. Aferin benim güzel kızıma. Hadi o zaman Nilo'ya, şiirini oku. Temiz kokmak istiyorsan bir aşağı bir yukarı. Fırçala fırçala fırçala, temizle dişlerini. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Yumurta. Sarı kanat bugün çok uysuz, yanına yaklaştırmadı. Tam yumurtaya uzanıyorum, gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak üzerime atlıyor. Almama izin vermiyor. Anneciğim üzülme, bugün yumurtaları ben alırım. Emin misin Nilo'ya? Tavuklar bazen çok huysuz oluyor. Merak etme babacığım, sarı kanatla ben çok iyi anlaşıyorum. O bana kızmaz. Ben de geliyorum. Sarı kanat yok. Yumurtaları almak çok kolaymış. Annem niye zorlandı ki? Abi, ayağımı çekiştirme lütfen. Ay, abi ne yapıyorsun? Merhaba sarı kanat. Kahvaltı için bir yumurta. Nilo'ya kaç! Kanat dur, biz arkadaşız. Sarı kanat çok kızgın. Nilo'ya bugün yumurta yemeyelim, bence vazgeçelim. Annemle babama söz verdim abi. Bugün kahvaltıya yumurtayı ben getireceğim. Sarı kanat kümesine girdi bir kere, artık oradan çıkmaz. Buldum. Yumurtayı nasıl alacağımı biliyorum. Abi, bana yardım eder misin? Ederim tabii. Ne yapacağız? Biraz kış tüyüyle pamuk lazım. Hemen getiriyorum. Tost piş. Tospiş gerçekten tavuğa benzedi. Keşke tavuk gibi gıdaklayabilseydi. Ben gıdaklarım, merak etme. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak. Çok güzel oldu abi. Sarı kanat Tospiş'i tavuk sanacak, kümesten çıkacak. Hadi hemen başlayalım.
Afiyet olsun kızım. Nasıl aldın yumurtaları? Abimle beraber aldık. Aferin benim tatlı çocuklarıma. Tosbi'yi tavuk gibi tüylü kapladık. Ben de tavuk taklidi yaptım. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın. Zambak! Çiçekler çok güzel açtı. Bahçe rengarenk oldu. Oh, mis gibi kokuyor. Bir de zambaklarımız olsaydı. Orman şimdi zambak doludur. Şu dizlerim ağrımasaydı ormana giderdim. Birkaç zambak alıp bahçeye dikerdim. Babaanneciğim, ben ormana giderim, zambak alır gelirim. Canım yavrum benim. Ormana mı gidiyoruz? Evet, zambak toplayacağız. Gidebiliriz değil mi anne? Evet, ama dikkatli olun. Ormana gidiyoruz, ormana. Ormana mı? Ben de geliyorum. Aa, dedeciğim. Aa, dede o elindeki ne? Yavru bir keçi. Benim ahırda biraz işim var. Keçiye siz bakabilir misiniz? Çok tatlı bir keçi. Dedeciğim, biz şimdi ormana gidiyoruz, zambak toplayacağız. Keçiyle sonra oynarız. Keçi ormanı çok sever. Karnını doyurur orada. Onu da alın yanınıza. Tatlı keçi, hadi ormana gidiyoruz. Gül, lale, menekşe, mis gibi kokar bahçelerde. Papatya, çilgi ve zambak, arılar yuva yapacak. Çiçekler ne kadar güzel, ne kadar hoş, masa gibi. Hepsi bir başka kokar, hepsi rengarenk açar. Süslerler dünyamızı. Çiçekler ne kadar güzel, ne kadar hoş, masa gibi. Hepsi bir başka kokar, hepsi rengarenk açar. Süslerler dünyamızı. İşte bulduk. Zambak değil. Keçi dur, çiçekleri yeme. Nilo, keçinin karnı aç olabilir. Bırak da bir şeyler yesin. Otları yiyebilirsin keçi. Ama çiçeklere dokunma. Keçi dur gitme. Keçi! Dur! Orada bir şey var. Ayı olabilir. Keçiyi oradan almalıyız. Ben çok korkuyorum. Hadi dönelim. Korkma Mete. Keçiyi aldıktan sonra döneriz. Ben bakamayacağım. Nilo'ya dikkatli ol. Zambaklar! Bulduk! Bulduk! Zambakları bulduk! Hadi zambak toplayalım. Bekle bizi Nilo'ya. Yanına geliyoruz. Teşekkür ederim keçi. Senin sayende zambakları bulduk. Zambaklar çok güzel. Hadi toplayıp babaanneme götürelim. Ah, mis gibi zambak kokuyor. Çok teşekkür ederim çocuklar. Ee,
tabaklara dokunma. Ay. Kedi dur yapma. Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Nilo'ya kayıp. Oh, bitti. Sonunda ödevimi bitirdim. Aferin benim oğluma. Artık uyuman gerek. Proje ödevime başlayacaktım baba. Maket ev yapmam gerekiyor. Yarın okuldan sonra yaparsın Murat. Şimdi uyku zamanı. Peki anne. Tosbiş, uyku zamanı geldi. İyi uykular tatlı kızım. Tosbiş, uyuma kalk. Çok işimiz var. Abim ödevini yapamadı. Ona yardım etmeliyiz. Önce evi çizelim. Şöyle. Nilo'ya, kahvaltı hazır. Aa, Nilo'ya, yavrum, neyin var? Hasta mısın yoksa? Anneciğim, ben iyiyim. Ellerine sağlık anne, ben bahçeye gidiyorum. Çok uykum var. Şimdi oynayamam. Gece geldiğinde, gündüz bittiğinde, uyumasın sen de, tatlı rüyalar içinde. Uykun geldiğinde, yorgun düştüğünde, uyumasın sen de, tatlı rüyalar içinde. Güzel rüyalar gör düşlerinde, bütün sevdiklerin olsun hep seninle. Güzel rüyalar gör düşlerinde, bütün sevdiklerin olsun hep seninle. Saklambaç. Hadi Nilo'ya, saklambaç oynuyoruz. Saklambaç mı? Ben çok yorgunum. Yorgun mu? Ama neden? Ben mi? Hadi saklambaç oynayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Nilo'ya! Kızım neredesin? Nilo'ya! Nilo'ya hiç böyle yapmazdı. Keşke saklambaç oynamak için ısrar etmeseydim. Odasına iyice baktınız mı? Canım kardeşim benim. Bana yardım etmek için proje ödevime çalışıyormuş. Ben onu çalışırken hiç görmedim. Ben de görmedim. Demek ki siz uyurken çalışmış. Sessiz olun. Nilo'ya! Aha.
Günaydın. Abi, ne yapıyorsun burada? Unuttun mu Nilo'ya? Saklambaç oynuyorduk. Ben uyuyakalmışım. Ödevimi yapmak için gece boyunca çalışmışsın. Çok yorulmuşsun. Buna gerek yoktu Nilo'ya. Gündüz beraber yapabilirdik. Seni bulamayınca çok korktum. Özür dilerim abi. Bundan sonra geceleri uyuyacağım. Sizi meraklandırıp üzmeyeceğim. Söz veriyorum. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Sarı Yapraklar. Murat, Nilo'ya, sarı yapraklara bakın. Sonbahar geliyor. Yaz bitiyor. Yapraklar sararınca yaz bitiyor. Yaz bizi bırakıp gidiyor. Yaz bitmesin, ben yazı çok seviyorum. Yeşil yaprak. Sonbaharın olmadığı bir yer bulmalıyım. Yeşil yaprağı saklamalıyım. Sonbahar! Sonbahar her yerde! Nilo'ya, sen de bizimle oynasana. Nilo'ya? Gitmiş. Sonbahar geldi. Yakında yağmurlar da başlar. Eyvah! Sonbahar buraya da gelmiş. Merak etme küçük yaprak. Seni sonbahardan saklayacağım. Ahır! Ahıra saklayabilirim. Sonbahar da geldi. Yağmurlar başlamadan hazırlıkları yapmak gerek. Sonbahar buraya da gelmiş. Başka bir yer bulmalıyım. Kitaplar! Mevsimlerle ilgili bir şeyler bulmalıyım. Ama yok. Yerinin altına ev yapmışlar. Buldum. Yazı nerede saklayacağım buldum. Dedeciğim. Ben küçük bir yeraltı evi yapmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Yeraltı evi mi? Evet, bu kitapta gördüm. Kapadokya kitabı. Bu resimdeki gibi büyük bir ev istemiyorum. Küçük bir ev istiyorum. Ne duruyoruz? Hemen yapalım. Sonbahar, sonbahar. Bak esiyor rüzgar. Yaz bitti gidiyor. Sararıyor yapraklar. Yaşasın sonbahar geldi. Uçurma uçuracağız. Eğer çok rüzgar eserse bulutlara çıkacağız. Yaşasın sonbahar geldi. Uçurma uçuracağız. Eğer çok rüzgar eserse bulutlara çıkacağız. Sonbahar, sonbahar. Sarardı hep yapraklar. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim dedeciğim. Güle güle kullan kızım. Merak etme yaprak. Sonbahar seni burada bulamaz. Yazı burada saklayacağız. Yağmur yağacak. Yarın yine geleceğim. Hoşça kal yaprak.
İşte burada. Sararmış bir yaprak. Sararmış mı? Evet Nilo'ya. Sonbahar buraya da gelmiş. Olamaz. Sonbahar her yerde. Yazı saklayamadım. Nilo'ya üzülme, yaz tekrar gelecek. Evet Nilo'ya. Bak yaprakların üstüne böyle atlıyorsun. Hop. Yaz tekrar gelecek. Hoşça kal yaprak. Yazı yeniden görüşürüz. Hoppa! Sonbahar çok güzelmiş.